Herkese merhaba. Ben İbrahim Özel. Geçen gün almış olduğum sukulent ve kaktüsleri kalıcı saksılarını alacağım. Sizinle de paylaşmak istedim. Ben genelde torf içerisine kaktüs veya sukulent dikerken torf içerisine ponza taşı bolca da derek kumu ekliyorum. Eğer varsa elimde lav taşı da ekliyorum. Daha fazla birçok şey koyabilirsiniz. Sizin içerisinde birçok karışım. Ne kadar zengin olursa aslında o kadar iyi olur. Sadece ben kaktüslerde perlit kullanmıyorum. Perlit sanırım biraz daha suyu fazla tutuyor. Toprağı iyice karıştıralım. Bu İkinci çekmiş olduğum video. İlk videoyu biliyorsunuz grubumuzda paylaşmıştım. İkinci videomuzu nasipse YouTube'da kanal açıyorum. Kanalda ilk olarak paylaşacağım. Sonrasında yine grubumuzda da paylaşırım. YouTube kanalım için desteğinizi bekliyorum. Yorum, beğeni yapar ve abone olursanız çok sevinirim. İyice karıştıralım. Şimdi almış olduğum saksılar kaktüsün kendi saksısından biraz daha büyük. Çok da büyük almadım. Çok büyük saksıya diktiğimizde sanırım kaktüs daha çok kök gelişimine gidiyor ve kendisi gelişmiyor. Şimdi bunu nereye dökebiliriz? Şuradan başka bir kap alıp. Bazı arkadaşlarımız kaktüs veya sukulenti saksısından çıkardıktan sonra toprağın tamamını boşaltıp kökünü yıkıyorlar. Belki de doğru olan odur. Ama ben sadece toprağını epey bir boşalttıktan sonra yıkamıyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Kalıcı saksımızı alalım. İçerisine. Karışımımızdan koyduk. Ben özellikle kaktüs veya sukulenti bu karışımı koyup diktikten sonra üzerine biraz boşluk bırakıyorum. O boşluğu da dere kumuyla tamamlıyorum. Ve fark ettim ki bazı sukulent ve kaktüsler bu tarz karışımda olsun veya işte torf, kokopit gibi sadece bu karışıma diktiğimizde suladığımızda torf kolay çabuk kurumadığı için yapraklara veya kaktüse temas ediyor ve çürümelere sebep olduğunu fark ettim ben. Bu nedenle kaktüs ve sukulenti diktikten sonra bir parmak kadar veya bir parmaktan biraz daha az mesafe bırakıp kalanını dere kumu dolduruyorum. Böylelikle dere kumu sanırım daha kolay kuruyor. Sukulent ya da kaktüs temas etse bile çürüme söz konusu olmuyor. İkinci video ama hala ben tekliyorum. Hala atamamışım demek ki heyecanımı. Şimdi umarım iyi bir çekim oluyordur. Ben bu sefer sadece ellerim görünsün. Sadece saksılar ve kaktüs görünsün istedim. Şöyle koyduğumuzda biraz daha eklememiz gerekiyor. Şimdi biraz önce de bahsettiğim gibi altta karışım, kenarlara dere kumu ekliyorum. Üst katman dere kumu oluyor sadece.
Ben bu sayede çürümeleri epey engellediğimi düşünüyorum. Mesela Tacitus bellus, sukulent güzel çiçek açar, pembe bilirsiniz. O sukulentim benim ölmek üzereydi. Ne yapabilirim diye düşündüm. Ve ilk onda denemiştim ben bunu. Toprağını boşalttım. Yine güzel bir karışım hazırladım, diktim. Ama çürümeyi engellemek için en üst katmanını bu şekilde kumla, dere kumuyla tamamladım. Ve yarı gölge bir yere bıraktım. Zaman içerisinde takip ettiğimde gayet güzel canlandı, toparladı kendisini. O gün bugündür de çürüme söz konusu değil. Ve diğerlerini de uygulamaya başladım ben bunu. İlk saksımız hazır. Şimdi sukulentimize geçelim. Sukulenti. Almış olduğum saksı muhtemelen bir kalemlikti. Ben bunu bir milyoncudan aldım. Altına delikler açtım ve saksı olarak kullanacağım. Hoş, güzel, dekoratif olacağına inanıyorum. Sizler de eminim ki gezerken bir milyoncuları falan neyi saksı yapabiliriz diye benim gibi düşünüyorsunuzdur. Yapraklarını tutup zedelemeden çıkartırsak çok iyi olacak. Çıktı dibindeki toprağa. Normalde ben bu videoyu açık havada çekmek istiyordum. Ama bugün Bursa'da inanılmaz yağmur var. Hava soğuk. Bugün için kar yağışı bekleniyormuş. Terastaki tüm sardunyaları, bazı bitkileri ben üşengeçliğimden koruma altına almamıştım. Biraz önce sırılsıklam olarak hepsini koruma altına aldım. Sizler de açıkta duran bitkileriniz varsa ve hava raporunda yağış bekleniyorsa bence koruma altına alın. Bugün kar, yarın gece de -4'e düşecekmiş herhalde Bursa'da. Sukulentimizin topraklarının çoğunu boşalttım. Köküne çok zarar vermek istemiyorum. Dediğim gibi ben yıkamıyorum kökünü. Normalde bazı arkadaşlar gruptan takip ettiğim kadarıyla yıkıyorlar. Kökündeki toprağın hormonlu kimyasallar olduğunu söylüyorlar. Bu nedenle tamamen yıkadıklarını söylüyorlar. Ben yıkamıyorum bu şekilde. Dikmek bana daha doğru geliyor. Tamamen açmak bana pek doğru gelmiyor. Şimdi şu şekilde sanırım toprağımız yeterli. Ayarlamaya çalışıyorum dere kumuna mesafe bırakmak için. Alt birkaç yaprağını alsak aslında fena olmaz. Tamam. Yine dediğim gibi üst katmana direkt kumuyla tamamlama yapıyorum. Sizlere de öneririm, eğer uygularsanız göreceksiniz ki çürüme olmuyor sukulentlerde de kaktüslerde de. Ve hazır. Etraf yine battı. Son olarak şöyle de göstereyim. Sanırım bu saksıları bunlara 1 yıl ya da 2 yıl kadar. Kaktüsü daha da uzun zaman gider tahminimce de. Kaktüslerde yanlış okumadıysam eğer bir yerde. Kaktüsü değiştirdiğinizde yaklaşık 3-4-5 sene kadar saksısını değiştirmemeniz gerekiyor diye bir yazı okumuştum ben. Ancak saksısını doldurup yeterli gelişim sağlıyormuş sanırım. Sukulentlerde de zaten yaprakları kenarlardan taşıp da fark ettiğinizde artık bunu saksını değiştirme zamanı geldiğini düşündüğünüzde değiştirirsiniz herhalde. Çok teşekkür ediyorum.
Böyle tekrar başka bir video çeker miyim bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.